KUM Saati'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni Mesaj Gazetesi yazarlarından Sayın Murat Çabas Bey ile birlikteyiz. KUM Saati'nde yine gündemimizde ekonomi başta olmak üzere önemli konularımız var. Gözler bugün Merkez Bankası'ndaydı. Para Politikası Kurulu faiz oranını %8.25'te sabit tuttu. Bu arada altındaki yükseliş de devam ediyor. Altın fiyatları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı için toplandı. Kurul bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %8.25'te sabit tutma kararı aldı. Kararın döviz üzerinde bir etkisi olmazken altındaki yükseliş devam ediyor. Şu anda 640-650 lira civarında. %40 civarında bir artış var şu anda. Bu durum özellikle düğün sezonunda evlenecekleri çok zorluyor. Geçen sene sorduğum yüzükler yani şu an nasıl diyeyim %75 bir artışa geçmiş durumda. Yani bu durumda hani yeni düğün yapan olanlar, nişanlananlar falan çok zorlanıyorlar. Biliyorsunuz asgari ücret zaten bir kişiye anca yetebiliyor. Bekar olduğun için sana anca yetebiliyor. O yüzden bir de içine tatlı telaşlar girince ondan dolayı hani insan otomatikman zorlanıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2000 dolarlara kadar çıkabileceği yönünde duyumlar alıyorum. Bazı ülkelerin de dijital paraya geçme durumları var. Yani ülkeler bazında işte bu zaten biliyorsunuz Bitcoin vesaire dijital para kullanımına yönelim var. Dolayısıyla bu dijital parayı da ilk başta dolara endeksleyeceklerdi ama sanırım altına bağlayacaklar dijital parayı da. Dolayısıyla bazı ülkelerin de altın alımları var. Ondan dolayı altın fiyatları son zamanlarda en yüksek seviyelerine ulaştı. Evet, Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu. 8.25'te altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Ekonominin kapitalist sistemde en çok göze batan, bakılan yerlerinden bir tanesi bu. Merkez Bankası'ndaki faiz oranı. Sabit tutulması ne anlama geliyor? Yani bu ekonomiye nasıl bir faydası olacak? Olur mu? Yoksa sıkıntı başka mı? Evet, şimdi Merkez Bankası tabii bu Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasından sonra Sayın Murat Uysal'ın göreve gelmesinden sonraki ilk defa faiz oranını sabit tutması olayı şu anda bu. Faiz ilk defa sabit tutuldu. Ve bu dönem içerisinde bakın hani 9 toplantı yapıldı politika faizi üzerinde. Ve 1575 baz puanlık şu ana kadar Murat Uysal döneminde bir artış gerçekleşti. İlk defa 8.25'te sabit tutuldu. Şimdi tabii Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yani neden 8.25'te sabit tutulduğunun izahını yaparken şunu ifade ediyor Merkez Bankası. Salgına bağlı olarak yaşanan maliyet artışlarına atıfta bulunarak talep azalmasına rağmen maliyet artışının enflasyona olumsuz etki yaptığını ifade ediyor. Şimdi aslında Merkez Bankası'nın bu açıklaması çok ilginç. Yani bunu biraz açmak lazım. Yani talep azalmasına rağmen maliyet artışı enflasyona olumsuz etki yaptı. Bu ne demektir? Bu Türkiye'de talep enflasyonu yok, maliyet enflasyonu var demektir. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu açıklama. İlk defa böyle bir itirafta bulunuyor Merkez Bankası. Hatırlarsanız Prof. Dr. Haydar Baş Bey yıllardır şunu ifade ediyordu. Hani Türkiye'deki enflasyon maliyet enflasyonudur, talep enflasyonu değildir şeklinde ısrarla ifade ediyordu. Buna rağmen Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'nin siyasileri, Türkiye'deki ekonomistler ısrarla diyorlardı ki Türkiye'deki enflasyon talep enflasyonu ve bu bazda da sürekli kemer sıkma politikaları IMF'nin veya ondan sonraki süreçte IMF politikaları aynen devam etti. Yani IMF ile anlaşma yapılmasa bile IMF'nin dayattığı politikalar ya da Kemal Derviş politikaları aynen devam etti. Ve neticede efendim talebi daraltma veya kemer sıkma politikaları uygulandı. Halbuki Prof. Dr. Haydar Başbey'in 1990'lı yılların başından bu yana ifade ettiği gerçek kabul edilseydi ve bu bazda bir takım çözümler ortaya konulsaydı bugün Türkiye'de enflasyon diye bir problem de aslında kalmayacaktı. Türkiye'deki enflasyon talep enflasyonu değildir. Türkiye'deki enflasyon maliyet enflasyonudur ve talebi kısmaya yönelik politikalar değil, maliyeti kısmaya yönelik, maliyetleri aşağıya düşürmeye yönelik adımların, politikaların hayata geçirilmesi lazım. Ama tabii siyasiler neden bunu kabul etmediler yıllarca? Bugün hani üstü kapalı bir takım ifadelerle hani talepler düşmesine rağmen maliyet artışı enflasyonu artırdı şeklindeki bir takım açıklamalarla ne yapmaya çalışıyorlar? Yine aslında örtmeye yönelik ama artık örtemiyorlar. Bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Peki neden kabul etmediler? Çünkü maliyet enflasyonunu kabul etmiş olsalardı, maliyetten kaynaklanan bir enflasyon olduğunu kabul etmiş olsalardı, bunun tek bir çözümü vardı, o da milli ekonomi modeli. Yani milli ekonomi modeline oradan gelmek zorunda kalacaklardı. Ama ısrarla dediler ki hayır, maliyet enflasyonu yok, talep enflasyonu var. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Asgari ücreti asgari tutacağız. Efendim fiyat dolayısıyla vatandaşın gelirini sınırlı tutacağız. Talebi arttırmamaya yönelik politikalar uygulamaya devam edeceğiz. Geliri değil, vergi yükünü tabana yayacağız. Yani bu tarz efendim açılımlarla beraber ne yaptılar? Yine aslında kapitalizmin bize dayatmış olduğu politikaları uygulamaya devam ettiler. Peki 8.25 nedir? Yani politika faizi nedir? Politika faizi bankalar arası bir faiz oranıdır. Yani mesela özel bir banka, kamu bankasından ya da Merkez Bankası'ndan bir borç alacağı zaman efendim bu politika faizi geçerli. 8.25'ten borçlanıyor. Peki piyasaya para satan, 8.25'ten para satan kamu bankası efendim nasıl borçlanıyor? Yani o bir kere %8.25'ten TL üzerinden %8.25'ten faizle borç bulabilmesi mümkün değil. Dolar üzerinden işte %12'ler, %13'ler düzeyinde dolar üzerinden borçlanarak bu parayı temin etmeye çalışıyor. Şimdi siz dolar üzerinden %13 borçlandığınız zaman dolardaki diyelim ki %10 bir artış oldu dolarda ya da %20'lik bir artış oldu bir yıl içerisinde. Şimdi faize bu da ekleniyor. Yani siz %13 borçlandığınız zaman %15'te efendim dolar kuru arttığı zaman aslında sizin borcunuz %28 artmış oluyor, %30 artmış oluyor. Siz %30 borçlanarak, yani devlet bankası olarak %30 borçlanarak %8.25'ten satış yapıyorsunuz. Peki aradaki fark ne? Arada bir fark var. 8.25 ile %30 arasında %22'lik aşağı yukarı bir fark var. Peki bu farkı nasıl kapatıyorsunuz? Bu kamu bankanın, devletin sırtına kalıyor. Devletin sırtına kalan bu. Yani özel bankaları finanse ediyor devlet. Ama bu devletin sırtına kalıyor bu yük. Devletin sırtına kalan her kuruş yük de, her kuruş efendim şey de kimin sırtına kalıyor? Vatandaşın, vergi olarak vatandaşın sırtına kalıyor. Yani şu anda Merkez Bankası faiz oranlarını belirlerken yaptığı borçlanmaya göre bir faiz oranı belirlenmesi lazım. Şimdi ticaret bunu gerektirmez mi? Yani. Ben şu anda benim efendim atıyorum şu anda gittim bir özel bankadan veya bir bankadan ne yaptım? Sanayici olarak hani %30'la borçlanarak değil mi? Bir finans temin ettim. Bana ne kadar para ihtiyacım var? 1 trilyon liraya ihtiyacım var. Veya bu yani 1 trilyon tabii eski şey. 1 milyon liraya ihtiyacım var. 1 milyon liraya gidiyorum. Adam diyor ki kardeşim hay sana bunu veririz. Şu kadar vade, bu kadar bilmem ne. %30'dan aşağı zaten alamıyorsun. Bir üretici olarak, bir sanayici olarak. O da alabilirsen yani hani sicilin temiz, icra dosyan yok, hacizlik, borcun yok, bir şey yok, tertemizsin. Vergi borcun yok. O şekilde alabiliyorsun. Şimdi %30 aldın diyelim. Şimdi senin bunu, bakın Prof. Dr. Haydar Baş Bey her zaman şunu söylerdi. Sen %30, %35, %40 faizle beraber finans olarak borçlandığın zaman, bir bankaya kredi olarak borçlandığın zaman sen üretmiş olduğun üründen para kazanabilmen için bu faiz oranını ürününe yansıtmak zorundasın. Dolayısıyla %30'la borçlandıysan sen ürününe %35, %40 kar koymak zorundasın. Neden? Çünkü senin zaten o %30 direkt finansa gidiyor. Maliyete gidiyor direkt. Şimdi Merkez Bankası, yani sen reel anlamda %30'la borçlanıyorsun ama sen piyasaya %8.25'te para satıyorsun. Yani bu zaten efendim hani serbest ekonomi diyorlar ya, kapitalist ekonomi. Yani kapitalist ekonominin kurallarına zaten uygun değil bu yani. Sen burada para, ne kadar faizle alıyorsan onun üzerine bir şey koyarak bunu satman gerekiyor. Madem sistem kapitalizm, buna göre yapman gerekiyor. Ama şimdi ne oldu? Yük devletin sırtına kaldı. Aradaki %22'lik fark devletin sırtına kaldı. Yani milletin sırtına kaldı. Vergi, ceza ve zam olarak efendim milletimize bu dönecektir ve dönüyor zaten. Şimdi her zaman şu ifade edilirdi. Hani verginizi ödeyin. Niye? Çünkü vergi size yol, su, elektrik olarak döner. Ya yolun parasını ben ödüyorum. Elektriğin parasını ben ödüyorum. Suyun parasını ben ödüyorum şu anda. Yani baktığımız zaman artık ödediğimiz vergiler bize yol, su, elektrik olarak dönmüyor. Peki nereye gidiyor bu? Ödediğimiz vergiler, cezalar, bu kadar hani 900 lira maske takmayan vatandaşlar durmadan ceza ödüyorlar. Yolda trafik cezaları, bilmem neler, yol... Yani bunlar nereye gidiyor? İşte bunlar Merkez Bankası %30'la borç alıp %8.25'le efendim özel bankaların efendim kredi şeylerini fonladığı zaman bu %22'yi sen ödemiş oluyorsun. O vergiler oraya gidiyor işte. Siyasilerin ekonomik işbilmezliğinin faturasını efendim işte oy verenler ödemeye devam ediyor. O zaman da milletimize biz şunu deme durumunda kalıyoruz. İşte hani senin verdiğin oy sana vergi, ceza ve zam olarak geri dönüyor. Eğer akıllanmazsan, çözüm sahibi olana, proje sahibi olana oy vermezsen efendim iş bilmez siyasilerle ancak karşılaşacağın tablo budur deme durumunda kalıyoruz. Yani biz iktidara bir şey demiyoruz, muhalefet de bir şey bilmiyor. Yani muhalefette de şu anda bir ekonomi politikası yok, bir çözüm yok. Aynı mantık, aynı derviş politikaları, aynı IMF mantığı devam ediyor. Kapitalist anlayış devam ediyor. Bu kapitalist anlayış zaten çöktü, dünyada çöktü. Yani bunu Alman ekonomisi, efendim ekonominin en yetkililerinden birisi olan, yani ekonomi enstitüsü başkanı Marcel Fratzer bir açıklama yaptı. Ne dedi? Korona kapitalizmin tabutuna son çiviyi çaktı. Senin peşinde koştuğun kapitalizm, şu an uyguladığın bu sistem, bu Merkez Bankası anlayışı, bu ekonomi anlayışı, bu kaynak anlayışı, bu para anlayışı bitti. Tabuta konuldu. Son çivisi de çakıldı. Hala neyin peşindesin sen? Niye bu efendim çıkmazın, bu çıkmaz yolun peşinde dolaşıyorsun? Sayın İbrahim Erkin bir ifadesi vardı. Çıkmaz yoldan kurtuluşun tek efendim yolu geri dönmektir. Yani biliyorsunuz bir çıkmaz yola girdiyseniz ancak geri dönerseniz oradan çıkabilirsiniz. Şimdi geri döneceksin, ondan sonra da sağlam bir yol bulacaksın kendine. Çıkmaz olmayan bir yol bulacaksın. İşte bu yolun adı da dünyada, yani Türkiye'de değil dünyada, milli ekonomi modelidir. Prof. Dr. Haydar Baş Bey'dir ve milli ekonomi modelidir. Biz bugüne kadar buna sırt döndük. Şimdi bu tür hep faturası bize dönen efendim ekonomi adımları atmaya, ekonomik efendim sıkıntılara maruz kalmaya devam ediyoruz. Şimdi ekonomi deyince tabii başka ekonomik konulara da girelim. Bitcoin mevzusu var, altın mevzusu var. Şu an dikkat ederseniz altın sürekli artıyor. Neden artıyor? Çünkü kapitalizm çöktü. Kapitalizm çökünce Amerikan doları da çöktü tabii. Yani kapitalizm çöktü. Milli ekonomi modelinin uygulanmasıyla beraber sömürü politikaları bitti dünyada. Dolayısıyla kapitalizm bir sömürü politikasıydı ve çöktü. Milli paralarla ticaretin uygulanmasıyla beraber dolar sistemi çöktü. Yani doların hakimiyeti çöktü. Şimdi baktığımız zaman dolar hakimiyetini kaybetmiş bir batı ve sistemi çökmüş bir batı. Bunun üzerine JP Morgan'lar, Morgan Stanley'ler ne dediler? Artık dolara yatırım yapmayın. Yani kendinize bir pozisyon belirleyin ama bu pozisyon dolara yatırım şeklinde olmasın. Peki neye yöneleceğiz? Şimdi yatırımcılar soruyor. JP Morgan 100 ülkede danışmanlık yapıyor. Yani devletlere danışmanlık yapıyor, küresel şirketlere danışmanlık yapıyor. Ve diyor ki bu adam bütün o şirketlere ve devletlere, Dolara yatırım yapmayın diyor. Dolar rezerv para olma özelliğini kaybetti. Çünkü milli paralarla ticaretle beraber artık herkes, yani BRICS devletleri kendi emek ve üretimleri karşılığı paralarını devreye koyuyorlar. Artık dolar karşılığı para basma olayı yok. Merkez bankalarında bir şey biriktirmek istiyorlarsa da değerli madenlere, yani altına, elmasa vesaire o tür şeylere şu anda yöneldiler. Hatta Çin neye yöneldi? Çin artık bu çok teknolojide kullanılan çok değerli metaller var, madenler var. Şu an onlara şu anda yöneldiği için. Baktığımız zaman o kağıt olan doları şu anda artık reel bir şeye döndürmenin adımlarını attı Çin. Rusya da aynı şekilde. Şimdi dünya tabii hani bu değerli madenler içerisinde en meşhuru hangisi? Yani kasalarına koyabilecekleri altın. Şimdi dünya şimdi altına yöneldiği zaman altının fiyatının düşme ihtimali olur mu hiç? Mümkün değil. Yani ekonomist Sayın Selim Kotil Bey, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Yardımcısı hep ifade ederdi, dikkat ederseniz. Yani altın sürekli artacak. Neden? Çünkü dünyada altına şu an talep var. Dünyada şu anda hani rezerv anlamında bütün ülkeler altına yöneldiler. Böyle olunca hiç dünyada altın düşer mi? Dünyada altın düşmezse fiyatı düşer mi? Türkiye'de düşer mi? Düşmez. Düşmez. O yüzden kuyumcular ne diyor? 1780 dolar olan diyor şu anda diyor onsu. Şu anda diyor 2000 dolarları çıkacağı ifade ediliyor diyor. Yani bunu adamlar bunu açıklıyorlar. Ve dikkat edin, bütün kuyumcular hani düğün sezonuna hazırlanıyorlar. %40, %75 yani bu noktada takım maliyetinin arttığından bahsediliyor. Şimdi bugün ben bir de asgari ücretle alakalı bir hesaplama yapmıştım. Çeyrek altın üzerinden. Bakın malum satın alma gücü hesaplanırken genelde bu tür mukayeseler yapılır. Yani asgari ücretle ne kadar dolar alınabiliyordu? Şu an eskiden hani dolar rezerv para özelliğini şu an kaybetti ama eskiden rezerv paraydı. İşte şu kadar dolar alıyorduk. Şimdi bu kadar dolar alabiliyorsun. Dolayısıyla bu kadar erimiş. Şimdi tabii altına göre daha çok bu yapılıyor. Bakın yapılan altın çalışmasına göre 1990'lı yıllarda bir asgari ücretle Türkiye'de bir net asgari ücretten bahsediyoruz. Bir asgari ücretle 11,5 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün bir hesap yaptım. Şu anda 3,5 çeyrek altın alınabiliyor. 11,5 yani asgari ücret 1990'lı yıllarda 11,5 çeyrek altın alınabilirken şu anda 3,5 çeyrek altına düşmüş. Şimdi asgari ücreti biz şu kadar artırdık. Şimdi bu kadar artırdın da asgari ücret 8 çeyrek altın daha düş kalıyor şu anda. 8 çeyrek altın çöpe attık şu anda yani. Diğerlerinin artışını karşılamıyor. Yani satın alma gücü bu kadar erimiş. Bu kadar eriyen bir şeyden bahsediyoruz. Yani altın da bu kadar yükselmiş. Maaşlar erimiş, altın yükselmiş. Şimdi baktığımız zaman aslında reel olması gereken maaş ne kadar? Bugün çeyrek altını 11,5'ta çarpacaksın. Alınması gereken maaş o kadar olması lazım. Şu an tabii hesap makinesi önümde değil. Yani 600 kaç lira şu anda? 46 lira mı? 650 lira mı ne? Çarpacaksın 11,5. Yani 7-8 bin lira civarında bir rakam yapıyor aslında. Şimdi ne demek bu? Döndük dolaştık yine. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın geldiği noktaya geldik. Asgari ücret 10 bin lira olmalıdır dedi yıllarca. Yap altın hesabında bunun zaten böyle olması gerektiğini göreceksin. Zaten bakın yoksulluk sınırı yani asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olması gerekiyor. Tam yoksulluk sınırına da eşit olmaması gerekiyor. Niye? Çünkü insanların yoksulluk sınırı zaten minimum harcamadır. Barınma, mutfak, enerji, iletişim vesaire bu tür bir masraftır. Şimdi bunun üzerine sen hani bir hacca gideceksin, para biriktirmen gerekiyor. Ev alacaksın, para biriktirmen gerekiyor. Yani bunun için de en azından bir 1000-2000 lira daha fazla bir gelirin olacak ki ne olacak? Sen onunla beraber de bir yatırım yapacaksın. O yüzden Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in 10 bin lira asgari ücret rakamı reel bir rakamdı zaten. Bilimsel bir rakamdı. Ama siz kaynaklarını açıklayan Prof. Dr. Haydar Baş Bey dediniz ki nasıl vereceksin? Bugün ise geldiğimiz noktada kaynakların heba edildiğini, yabancılara verildiğini, bize ait olan kaynakların çarçur edildiğini, başkalarının bundan istifade edildiğini artık örneklerle beraber görüyoruz. Yani Kaz Dağları olayı bunun bir örneğidir. Petrolde yaşanan hadiseler bunun bir örneğidir. Efendim Tekirdağ'ın altındaki doğalgaz madenleri bunun bir örneğidir. Yani bunun örneklerini artık şu anda seyrediyoruz. Gümüşhane'deki altın yatakları bunun örneğidir. Şu anda her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz bu çerçevede. Kaynaklarımız birilerinin mezesi oluyor. Kaynaklarımız birilerinin artık ganimeti oluyor. Ama biz yokluk içerisinde, sefalet içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Bakın şununla bu faslı bitirelim. Türkiye tabii kapitalist sistemi uyguluyor. Kapitalist sistemin de efendim biliyorsunuz kapitalist sistemde borsa sistemi vardır. Kapitalist sistemde döviz kurları önemlidir. Döviz kurları üzerinden bir ekonomi belirlersiniz. Efendim ithalat, yani dış ticaret önemlidir. Madenlerinizi yabancılara kaptırırsınız kapitalist sistemde. Bunun yerine ham maddeyi, enerjiyi ithal etmekle ithal etmeye maruz kalırsınız. Yani kapitalist sistem size hep bunları dayatır. Ve siz kapitalist sistemdeki en büyük özellikleri nedir? Sizin bir finansal, size özgü bir finansal sistem yoktur. Siz hani Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in yıllarca ifade ettiği gibi dışarıdan aldığınız borcun, dolar borcun karşılığı ancak paranızı devreye koyabilirsiniz. Sizin gerçek manada bir milli paranız yoktur. Sizin paranız üzerinde TL yazsa da doların tercümesidir. Şimdi bunları niye söyledim? Yani siz dışarıdan Türkiye'ye girecek olan paraya muhtaçsınız. O yüzden borsa sistemi vardır. O yüzden sıcak para piyasaları vardır. O yüzden topraklar satılır, şirketler satılır, özelleştirmeler yapılır, madenler peşkeş çekilir. Niye? Dolar aksın. Turizm canlandırılmaya çalışılır. Gelsin yabancı burada keyif sürsün diye. Niye? Onun çünkü kağıdına ihtiyacımız var. Kağıttan parasına ihtiyacımız var. Adam kağıdını boyuyor, gelip burada efeler gibi yaşıyor, ağlar gibi yaşıyor. Sen kendi turistine diyorsun ki sen harcama yapma, evinde otur diyorsun. Niye? Çünkü yaparsa yaptıkça dışarıdan borç almak zorunda kalıyorsun. Yani TL sirkülasyonu arttıkça dışarıdan dolar borç almak zorunda kalıyorsun. O yüzden diyorsun ki kemer sıkma politikaları. Aman sen harcama yapma. Asgari ücret açlık sınırının altında kalsın. Niye? Fazla olursa ola ki harcarsın. O zaman ben dışarıda borç para bulmak zorunda kalıyorum. Çünkü onun karşılığı paranı basacaksın. Böyle saçma sapan bir sistemi yıllardır uyguluyoruz. Peki geldiğimiz nokta ne? Bakın İngiliz Financial Times gazetesi bugün bir haber yaptı. Ve dedi ki hisse senedi piyasaları, yani bizim o umut bağladığımız o sıcak para piyasaları, hisse senedi piyasaları için uluslararası yatırımcıların endeks sağlayıcısı olan MSCI, Türkiye'yi bir alt lige düşürmesi durumunda ülkeden 5 milyar dolarlık yabancı para çıkışı olabileceğini yazdı bugün. Bugün İngiliz Financial Times gazetesi. Bunu niye yazıyor? Çünkü MSCI, bu biliyorsunuz küresel yatırımcıların borsadaki yatırımlarını koordine eden, onları yönlendiren şirketin ismi bu. Dolayısıyla ne diyor biliyor musunuz MSCI? Açığa satış ve kredili işlem yasakları nedeniyle kurumsal yatırımcıların Türkiye'de piyasaya erişiminin zorlaştırıldığını belirtiyor ve şartlar daha da kötüye gitmesi durumunda Türkiye'yi gelişen piyasalar statüsünden gelişme ihtimali olan piyasalar statüsüne düşülebileceği uyarısında bulundu. O statü değişimi gerçekleşirse, ki şu anda onun sinyalleri var. İngiliz Financial Times gazetesi diyor ki bir anda 5 milyar dolar Türkiye'den para çıkacak diyor. Bu tabii sığ olan piyasayı tamamen çevirecek. Bu ne demektir? Yani senin piyasanda efendim tuttuğun doların bu çıkacağı anlamına geliyor. Sen bu kadar doları başka bir yerlerden bulmak zorunda kalacaksın. Yani bu doları çıktığı zaman zaten sana büyük bir darbe vuracak zaten bu. Yani 5 milyar doların bir anda çıkması zaten çok tehlikeli bir süreç. İngiliz Financial Times bunu söylüyor. Tabii Türkiye'deki ekonomi yönetimi yaptığı açıklamalarda şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor finansal piyasalardan manipülasyonu önlemek ve istikrar sağlamak için bu tür önlemler alıyoruz. Yani bu tür sıkılaştırma politikaları yapıyoruz. Bu tür manipülasyonları önlemeye çalışıyoruz. Bunun için bunu yapıyoruz diyor ama tabii MSCI gibi şirketler bu tür açıklamaları pek dinlemezler. Adamlar bakarlar ki artık burada sıcak para yatırımları burada uygun değil, borsa yatırımları uygun değil. Der ki kardeşim biz notu düşürüyoruz. Düşürdüğü anda da bu çıkışlar yaşanmaya başlar. Zaten Türkiye'de bakın 2013 yılında borsadaki yabancı yatırımcı yatırım 82 milyar dolarken şu anda bu 23 milyar dolara kadar düşmüş. Yani şu anda Türkiye'de hani bir taraftan sıcak para piyasalarından bunu sağlıyordu, bir taraftan borç alarak bunu sağlıyordu, bir taraftan da doğrudan yatırımlar kapsamında bunu sağlamaya çalışıyordu. Şimdi doğrudan yatırımlar riskler sebebiyle şu anda bitme noktasında. Artı sen özelleştirecek bir şey de kalmadı zaten. Artı Merkez Bankası şu an negatif rezervlerde. O da şu anda uygun değil. Ve sıcak paradan da şu anda yabancılar çıkıyor. Yani Türkiye'nin şu anda müthiş bir finansal açığı var. Bunu görmek gerekiyor. Ve Türkiye'de bu taşıma suyuyla değirmeni döndürüyor. Yani Prof. Dr. Haydar Baş ve kulak tıkadığı için, milli ekonomi modelini görmezden geldiği için bu yanlış anlayışa devam ediyor. Benim dolara ihtiyacım var. O yüzden sıcak para. Yıllarca belki yıllık %80'ler, %100'ler seviyesinde yabancılara para kazandırdık. Bu paralar da vatandaşın cebinden gitti. Yanlış anlamayın. Yani bu para birisinin cebinden çıkıyor. Birleşik kaplar gibi düşünün. Bir yere su gidiyorsa diğer taraftan azalıyor demektir. Yani bu bir yerlere gidiyorsa, yani 82 milyar doların 23 milyar dolara kadar düştüyse, 60 milyar dolar gibi bir rakam çıktıysa bu bizim cebimizden çıktı. Bunu unutmamak lazım. Bu adamlar karlarla bunu götürdüler. Kaç yıl kaldı? 3 yıl kaldı, 4 yıl kaldı. Adam %300 karla bunu götürdü. Bu %300'ün o karlı kısmında senin cebinden çıktı, vatandaşın vergisinden çıktı. Bunları görmek lazım. O yüzden bu sistem bir sömürü sistemidir. Prof. Dr. Haydar Baş ve o yüzden yıllarca milli ekonomi modeli bazlı olarak şunu söyledi. Emek ve üretim karşılığı biz paramızı devreye koymalıyız. Yani birilerinin parasına muhtaç değiliz biz. Birilerinin parası karşılığı biz para basmak zorunda değiliz. Bizim emek ve üretimimiz var. Gayri safi milli hasılamız var. Şu anda Türkiye'de bu rakam, hani güncel verilerle bakarsak belki 4.4 trilyon liradır bu. Peki senin piyasada dolanan TL ne kadar? 150 milyar lira civarında. Ya sen 150 milyar piyasada para dolanıyor. Senin aslında gayri safi milli hasılan 4 trilyon 700 milyar lira. Haydar Baş ve buna işaret etti. Dedi ki emek ve üretim karşılığı paranın devreye konulması lazım. Piyasada bu paranın dolanması lazım. Eğer bu olmuş olsaydı biz bu kadar faiz ödemek zorunda kalmayacaktık. Bakın hesaplayın 2002 yılından günümüze kadar Türkiye olarak biz ne kadar faiz ödedik diye bir hesaplayın. Ortalama yıllık 60 milyar olduğunu düşünürseniz, yani 2018 çarpı 60. 20 desen 1200. Evet. Yani 1 trilyonun üzerinde, 1 trilyon liranın üzerinde biz ne ödedik şu ana kadar? Faiz ödedik. Peki faiz borcumuz bitti mi? Borç sabit de borç da sabit durmuyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin genel başkanı ifade etmişti. Dakikada şu kadar faiz ödüyoruz diye. Yani o faiz ödemesini biz zaten yapamıyoruz. Evet. O faiz devrediyor. Yani bunu şu şekilde düşünün. Kredi kartlarının asgari ödemesi olarak düşünün. Adam ne yapıyor? Asgari ödemesini yapıyor. Yani kendisine müsaade edilen ödemeyi yapıyor. Kalan borç faiziyle beraber ilave oluyor. Bir bakıyorsunuz adam kredi kartı limiti 1500 lira adamın veya 2000 lira limiti. Adamın borcu 15.000 lira. Ya nasıl olur bu yani? Ya mümkün mü bu? Evet mümkün. Türkiye şartlarında mümkün. Sen bunun asgari ücretini, asgari ödemesini yapıp da faizin durmadan ilave ettirirsen geleceğin nokta bu zaten. Bir süre sonra zaten ödeyemez noktaya geliyorsun. Sonra da o faizle beraber katlanarak artmaya devam ediyor. Şimdi işte Türkiye ekonomisi şu anda bu. Yani taşıma suyu da bitti. Senin ithalat için dolara da ihtiyacın var. Dolar bulamıyorsun. Dolar bulmak için Katar sermayesine, Arap sermayesine umut bağladın. Tamam, Atatürk Havalimanı arazisini vermiş olabilirsin. Kanal İstanbul'un civarındaki araziler vermiş olabilirsin. O da sınırlı. Daha ne vereceksin? Bunun bir sonraki adımı ne olacak peki? Yani sen, sonu var mı bunun? Yani? Bunun sonu yok ki. Vatanın, Türkiye'nin anahtarını verdin adama. Sen nerede yaşayacaksın? Yani bunun bu işler böyle olmaz. Yani, evet. Tabii bu artık hani işgaller önce ekonomik başlıyor biliyorsunuz. Osmanlı önce ekonomide yıkıldı. Ondan sonra işgal edildi. Bütün devletler böyledir. Önce ekonomi yıkılır, ardından paramparça olur. Amerika'da öyle bugün. Amerika önce sistemini kaybetti, şimdi kendisi gidiyor. Yani İngiltere önce ekonomik gücünü kaybetti, ondan sonra siyasi gücünü kaybetti. Şu an Amerika borçlarla boğuşuyor. İngiltere borçlarla boğuşuyor şu anda. 9-10 trilyon dolar borcu var. Avrupa Birliği neden dağılıyor? Bakın, Avrupa Birliği siyasi bir birliktir. Neden dağılıyor? Para birliği çöktüğü için. Yani para birliğinin bir anlamı olmadığı için. Şimdi ve Prof. Dr. Haydar Baş bunu 15 yıl öncesinden söyledi. Yani bütün çöküşler önce ekonomik olur. Ardından da siyasi bilmem ne, iç savaşa kadar gider bu işler. O yüzden çözüm de ekonomik olmalıdır ilk planda. Yani Prof. Dr. Haydar Baş neden önce ekonomiden başladı? Çünkü işin temelinde ekonomi var. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Yani siz sahada çok büyük zaferler elde edebilirsiniz. Ama bunu ekonomik zaferlerle taşlandırmazsanız bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü Lord Curzon Lozan görüşmelerinde Türk heyetine, İnönü'nün başını çektiği Türk heyetine şunu söyledi. Dedi ki, tabii Sevr'in maddelerini kabul ettiremedi Lozan heyetine Atatürk. Asla kabul etmeyeceksiniz dedi. Azınlıktı, bilmem neydi, kapitülasyonlardı, hepsini reddetti Atatürk. Hani İnönü'ye kalsa veya o heyete kalsa belki kabul edecekler. Ama Atatürk öyle bir duruş ortaya koydu ki asla kabul etmeyeceksiniz. Olay bitti. Şimdi ne oldu? Baktı ki Curzon, Lord Curzon, bu iş tamam, yani artık biz Atatürk engelini aşmamız mümkün değil. Atatürklü bir Türkiye aşamayız. Ama ondan sonrası için Curzon şunu söyledi. Dedi ki bir gün dedi bizim paramıza ihtiyacınız olacak. Bizden borç isteyeceksiniz. Biz de size o borcu vereceğiz. Ama şu Sevrim maddelerini tek tek size uygulatacağız dedi. Oldu mu? Evet oldu. O Sevrim maddeleri tek tek uygulandı. Hala da uygulanmaya devam ediyor. Avrupa Birliği bir Sevr projesidir. Prof. Dr. Haydar Baş ne dedi? Hani Avrupa Birliği projesi Sevr'den de öte bir projedir dedi. O yüzden bunu da yani en azından Sevr'de size Ankara ve civarını bırakıyorlardı. Şimdi onda yani ne diyor Helmut Kohl? Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir diyor. Yani senin olmayacağın bir vatandan bahsediyor adam. Bir topraktan bahsediyor. O yüzden işte biz o tuzağa ekonomiyle düştük. Şu anda da o tuzağa düştük. Bunun tek bir çıkış yolu var. O da milli ekonomi modelidir. Prof. Dr. Haydar Başbey'in fikirleridir, çözümleridir. O yüzden diyoruz ki biz milli ekonomi modelini parti programından alan Bağımsız Türkiye Partisi ve Genel Başkan Hüseyin Başbeyefendi bu ülkenin tek umududur. Eğer bu fırsatta kaçırırsak Allah muhafaza ne yapacağımız belli değil. Yani bu ülke bu ülkeyi elinizde tutamazsınız. Bu vatanı, bu coğrafyayı elinizde asla tutamazsınız. Bunu da altını çizmek istiyoruz. Evet, ekonomi çok önemli bir gündem. Her gün konuşsak, her gün bir maddesini konuşmaya çalışsak bitiremeyiz. Türkiye'de de çok sıkıntılar var. Malum dünyada sıkıntılar var. Kapitalizmin çöktüğü bir dünyada bugün dünyanın birçok bölgesinde artık yepyeni model arayışına girmiş durumda ülkeler. Bunun bir kısmı, dünyanın büyük bir kısmı da bu modelle, yani milli ekonomi modeliyle beraber ülkelerini, ekonomilerini kurtardıkları için güzel bir hayat yaşıyorlar, rahat bir hayat yaşıyorlar. Dünya bu iki modelin mücadelesiyle hayatını devam ettiriyor, sürdürüyor. Türkiye'de kapitalizmi şu ana kadar tercih etmiş durumda. O yüzden işte faizler, borçlar, asgari ücret, geçim darlığı, işsizlik bu sorunlarla beraber boğuşup duruyor. Dileğimiz hep söylüyoruz, çözüm neredeyse o çözümde buluşmak ve rahat, huzurlu günlere geçmek. Fransa'nın beyin ölümü gerçekleşti dediği NATO'da şimdi de ABD ve Almanya krizi çıktı. Fransa böyle demişti NATO'ya. Ama krizin biri bitiyor, biri başlıyor NATO'da. ABD Başkanı Trump sert ifadelerle Almanya'yı hedef aldı. Trump, Almanya'nın NATO'ya vermesi gereken parayı vermediğini ifade ederken Almanya Savunma Bakanı da dikkat çekici ifadelerle Trump'a cevap verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beyin ölümü gerçekleşti dediği NATO tartışması yeniden alevlendi. Tartışmanın tarafları bu sefer ABD ve Almanya. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da konuk eden ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'yı NATO'ya gereken desteği vermemekle suçladı. Almanya, NATO'ya yapması gereken katkının yarısından daha az ödeme yapıyor. Almanya'daki birliklerimizdeki asker sayısını 25 bine düşüreceğiz. Bu askerlerin bir kısmı ABD'ye dönecek. Bir kısmı Polonya'nın da aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkelerine kaydırılacak. NATO'ya ödeme yapmayan Almanya, Rusya'ya gaz için milyar dolarlar ödüyor. Biz mi koruyacağız Almanya'yı Rusya'dan? Trump'ın bu açıklamalarına Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer cevap verdi. Almanya ve ABD arasındaki ikili ilişkilerden değil, ittifak içindeki güçlerin yeniden konuşlandırılması hakkında konuştuğumuz unutulmamalıdır. Eğer birlikler Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek olursa bunun Avrupa'ya olan ilginin azaldığı mesajı taşımadığından emin olmak önemlidir. Eğer birlikler Hint-Pasifik bölgesine taşınırsa bu ABD'nin yeni stratejik ilgisi anlamına gelecek. Eğer Avrupa'ya, örneğin Polonya'ya konuşlandırılacaksa 1997'de imzalanan Rusya NATO kurucu eylemini hatırda tutmak önemlidir. Şu anda Almanya'da 35.000 Amerikan askeri, 10.000 Pentagon çalışanı ve Savunma Bakanlığı'na çalışan yaklaşık 2.000 sözleşmeli personel bulunuyor. Öte yandan bir NATO açıklaması da eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi. Bolton, Beyaz Saray günlerini anlattığı kitabında Trump'ın 2018 yılında Brüksel'deki NATO zirvesinin yapıldığı gün kendisini arayarak büyük oyuna hazır olup olmadığını sorduğunu ve NATO'ya saygın büyük ama haksız muamele görüyoruz. Rusya ile anlaşmazlığımız sürerken NATO içinde olmayacağız. Zira üye ülkeler Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor. Onlar bu doğalgaz boru hattına onay verirlerse biz gidiyoruz dediğini ileri sürdü. Evet, NATO'da yeni bir kriz daha var. Daha önce de aslında vardı. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya bu manada Trump yükleniyordu. Ama iş Almanya artık yeter diyor. Ben burada durumum ortada diyor. Benim yaptıklarım da ortada diyor. Evet, aslında Almanya'daki Amerikan askeri sayısını da duyunca tabii biraz ilginç. Şu ana kadar hiç bu rakamları okumamıştım daha doğrusu. Yani 35.000 asker, 10.000 Pentagon çalışanı, 2.000 bilmem ne falan baktığımızda aslında Almanya bir Amerikan işgali altındaymış yani. Bu da enteresan bir tablo aslında. Burada şunu ifade etmemiz lazım. Bu yaşanan bütün tablolar aslında hani ekonomik çöküşle başlayan yani kapitalist dünyanın yaşadığı ekonomik çöküşün yansımaları bunlar. Yani dedik ya önce her şey ekonomide başlıyor. Çöküş de ekonomide, diriliş de ekonomide başlıyor. Şimdi ekonomik çöküşle beraber siz şimdi Amerika'yı düşünün. Amerika şu anda artık istediği gibi dolar satamıyor, istediği gibi emek sömürüsü yapamıyor, istediği gibi ülkeleri sömüremiyor, kaynaklarını sömüremiyor. Yani ancak belli noktada, belli alanlarda yapabiliyor. O da şu anda Amerika için yeterli değil. Baktığınız zaman Amerika sistemi çöktü, dolar hakimiyetini kaybetti, ekonomisi sallantıda. Ekonomisi çöktü, yani şu anda büyük bir borç batağında zaten. Korona da çıplak dedi zaten Amerikan ekonomisi için. Yani çöktüğünün göstergesini ortaya koydu. Baktığımız zaman şu anda Amerika'da tablo bu. Ve Amerika bir iç savaşın içerisine doğru gidiyor. Bunu da şu anda mani olamıyor. Bunu da Amerikalı uzmanlar zaten ifade ediyorlar. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Hani düne kadar Amerika hani NATO'ya para vermiyorsunuz mevzunu çok fazla aslında dinlendirmiyordu bundan son 1-2 yıla kadar. Hani Amerika bütün bu yükü kaldırıyordu. Sömürdükçe, bastıkça parayı. Efendim bu parasını basıyordu, hallediyordu. Ama diğer taraftan da şimdi ekonomik olarak tabii bir çöküşün içinde olduğunuz zaman siz ne oluyor? Bu sefer bu masraflar göze batmaya başlıyor. Bu sefer siz başlıyorsunuz. Nereden kısayım, şuradan kısayım, buradan kısayım şeklinde. Bunlara başlıyorsunuz. Eski defterler açıyorsunuz. Eski defterler açılıyor. Ve başladı bu sefer Trump. İşte Almanya sen niye bu kadar ödemiyorsun? Üzerine düşen niye yapmıyorsun? Fransa sen niye yapmıyorsun? Bilmem ne sen bunu yapmıyorsun. Tabii burada bakın askerin 25.000'e düşürülmesi de hani maliyetleri kısmı olarak algılanabilir aslında. Hani her ne kadar burada Amerika'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin yani Rusya ile olan ilişkilerine bir tepki olarak gibi ifade edilse de aslında burada bir maliyet kısmına girişimidir bu. Amerika şu anda maliyetleri kısmaya çalışıyor. Mümkün olduğu kadar işte şuradan asker çekeyim, şu tarafa onun bir kısmını kaydırayım ki hani yeni bir masraf çıkmasın ortaya şeklinde bir tavrın içerisinde şu anda. Ve ayrıca de tabii bu Trump'ın yaptığı açıklamalarda şu da var. Yani artık Avrupa Birliği ülkeleri de tamamen Amerika'nın güdümünde hareket etmiyor. Bunun verdiği bir rahatsızlık da var. Yani süper güç liginden düşmenin verdiği bir rahatsızlık var şu anda Amerika'da. Almanya şu an çok fazla takmıyor Amerika'yı. Yani bir noktaya kadar. Diyor ki kardeşim dikkat edin, yani eleştiri ne? Siz diyor şu anda doğalgaz anlaşması yaptınız diyor. Bana rağmen diyor bu anlaşmayı yaptınız diyor. Ve milyarlarca dolar diyor para kazandıracaksınız diyor. Benim düşmanıma, Rusya'ya, NATO ülkeleri olarak milyarlarca dolar para kazandıracaksınız diyor. Yani buna tepki olarak da ben bunu yapıyorum duruşunu ortaya koyuyor. Yani şu anda dikkat edin. Ne olursa olsun yani efendim Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri Rusya yaptırımlar konusunda Amerika'nın bir dediğini iki etmiyor şu an. Yani böyle bir hani bir dediğini iki etmemezlik yapmıyordu ama şu an yapıyor artık. Diyor ki kardeşim yok diyor. Buraya kadar. Tavrını koyuyor. Bizim doğalgaza ihtiyacımız var. Biz bunu senin LNG'nin çok pahalı. Yani sıvı likit gazın pahalı. Ben o yüzden Rusya'dan Türk akım vasıtasıyla, Güney akım vasıtasıyla ya da kuzeyden gelecek olan Kuzey akım vasıtasıyla ben bunu temin edeceğim duruşunu ortaya koyuyor. Şu an Amerika'ya rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin hareket ettiğini görüyorsunuz. Dikkat edin zaten hani gümrük duvarlarının yukarı çekilmesi hani Çin'e de uygulandı, Rusya'ya da uygulandı, Avrupa Birliği'ne de uygulandı. Yani Avrupa Birliği'ne de şu anda yaptırım uyguluyor Amerika. Bu da tabii gerilimleri artırıyor. Her geçen gün gerilim daha da fazla artmaya devam ediyor. Şimdi tabii bu da neyi gösteriyor? Hani Macron ifade etmişti Fransız lider. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir ifadesini kullanmıştı. Yani şu anda NATO'nun beyni zaten gitti. Şu anda artık aşağı doğru bütün organlarına doğru artık paramparça olan bir NATO'dan bahsediyoruz. Yani Türkiye burada işte bunu bütün bu anlattıklarımızı hani Türkiye açısından da değerlendirirsek şu anda Türkiye artık çökenler liginde değil doğanlar, yükselenler liginde olması gerekiyor. NATO bitti zaten Türkiye'ye hiçbir faydası yoktu. NATO'ya biz girdiğimiz gün NATO bizim için zaten bitmişti. Bunu da ifade etmemiz lazım. Veya biz bitmiştik. Tabii Kıbrıs Barış Harekatı'nda zaten bitmişti. Ve o süreç o günden bugüne yaşadığımız her hadise yani PKK'ya destek verdiklerinde NATO zaten bitmişti. Bunları sen topla. Amerikan askerleri Türk askerinin başına çuval geçirdiği gün zaten NATO bitmişti. NATO hep bitti zaten bizim için. Hiçbir zaman bizim için doğmadı ki. Var olmalı. Evet. Ama biz onların efendim paralı asker olduk. Biz onların güdümünde bize nereye gönderirlerse onu yapmaya çalıştık. Ve bu da bizim asla menfaatimize olmadı aslında. O yüzden bunları gözden geçirmemiz lazım. Bugün NATO'nun varlığı bizim için bir kurtuluş, NATO'nun varlığı bizim için bir himaye değil. NATO'nun varlığı şu anda bizim için aslında bir tehlikedir. O yüzden bunları yani biz bağımsız bir devlet, tam bağımsız bir devlet olalım derken bunun içerisinde askeri olarak da tam bağımsız bir güç olmanın planlarını, programlarını yapmamız gerekiyor. Sadece ekonomi, siyasi değil, yani her yönüyle beraber bir bağımsızlıktan bahsediyoruz. O yüzden NATO'ya bu konuda da bağımlı olmamamız gerekiyor. Ve şununla toparlayalım. Yani bizim şu anda hiçbir güce ihtiyacımız yok. Hiçbir iradenin aklına ihtiyacımız yok. Hiçbir iradenin himayesine ihtiyacımız yok. Hani biz bize yeteriz Türkiye'm diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Burada bir şart var. Sayın Cumhurbaşkanım burada bir şart var. O da nedir? Milli ekonomi modelini uygularsak, Bağımsız Türkiye Partisi'ni eğer biz bu ülkede iktidar edersek biz bize yeteriz. Şart budur. Bunun dışında başka bir şart da yoktur. Evet, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz Murat Bey'le. Evet, sınav ayındayız. Geçen hafta malum liselere giriş sınavı vardı. Gençlerimiz, çocuklarımız ter döktüler. Bu hafta da yine üniversiteye girecek olan gençlerimiz ter dökecekler. Oldukça kritik bir sınav. Adaylar cumartesi, pazar günü YKS'ye girecek. Malum geçen haftada LGS vardı. LGS'de yaşanan sıkıntıların pandemi konusuyla, yani sosyal mesafe konusunda yaşanan sıkıntıların bu sınavda yaşanması istenmiyor. O yüzden hafta sonu için gerekli tedbirlerin alındığı ifade ediliyor. Ve yine sokağa çıkma yasağı Türkiye genelinde cumartesi, pazar günü sokağa çıkma yasağı da var. Yükseköğretim kurumları sınavı YKS için geri sayım hızlandı. Cumartesi ve pazar günü yapılacak sınav için okullar dezenfekte ediliyor. Ekipler masa ve sıralar, lavabo, merdiven korkuluklarıyla tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek okulları sınav gününe hazır hale getirdi. Sınav 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum cumartesi günü saat 10'da temel yeterlilik testiyle yapılacak. Pazar günü saat 10'da alan yeterlilik testi, yine pazar günü saat 15.30'da da yabancı dil testi yapılacak. Sınava girecek adaylara TYT'de 120 soru için 165 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Geçen haftaki LGS sınavında özellikle sosyal mesafe konusunda yaşanan sıkıntıların bu sınavda da yaşanması istenmiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanı Hali Aygün, sınav günü bina önlerinde oluşabilecek yığılmayı engellemek için adayların en fazla bir yakınıyla sınava gelmesi çağrısında bulundu. Sınav bahçelerine aday ve görevliler dışında hiç kimsenin alınmayacağına değinen Aygün, sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecek uyarılarında bulundu. Bu arada bu hafta sonu YKS nedeniyle Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Buna göre YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 9.30-15, 28 Haziran Pazar 9.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak. Evet, diğer korona ile ilgili haberleri okuyalım mı, yoksa buradan mı devam edelim? Önce buradan mı devam edelim? Evet, üniversiteyi konuşalım. Bu ayrı, çünkü bunun ayrı bir yeri var. Çünkü gençler tabii zaten sınav başlı başına bir kriz. Onlar için bir stres. Şimdi bir de hayatlarını belirleyecek diyebiliriz. Çünkü üniversite sınavı insanın hayatında çok önemli bir yer teşkil ediyor. Türk gencinin hayatında diyelim. Sınava girecekler ama Covid var, işte koronavirüs var. O yüzden bir de onun stresi var. Hazırlanmaya çalışıyorlar. Neler söylemek istersiniz? Sizin görüşlerinizi, düşüncelerinizi de alalım. Öncelikle cumartesi ve pazar günü sınava girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Evet, İnşallah Allah zihin açıklığı versin. Diledikleri puanları elde etsinler. Diledikleri üniversitelerde okumayı Allah onlara nasip etsin. Yani başarılar diliyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Evet. Önce bu temennilerle ve dualarla beraber başlayalım. Bakın şu anda sınava girecek aday sayısı 2.433.219 aday girecek. Öğrencimiz bu sınava girecek. 2.433.000 kişi sınava girmiş olacak. Bunun yaklaşık 1 milyonu liselerden yeni mezun olanlar. Yani 1.433.000 kişi de aslında daha önce girmiş vesaire, o şekilde tekrar bu sınava kazanamamış ya da istediği bölümü kazanamamış tarzında kişilerde, öğrencilerde tekrar girmiş oluyorlar. Bunların yani 970.000'i, 1 milyonu yeni öğrenci. Yeni lise mezun öğrencileri. Şimdi peki burada üniversite sınavındaki bizim asıl maksadımız nedir? Yani eğitim açısından üniversite eğitimi gerçekten çok önemli bir eğitim. Akademik bir eğitim. Yani üst düzey bir eğitim. Dolayısıyla bu eğitimdeki maksadımız, muradımız nedir? Şimdi eğer bizler, bakın bu eğitimle beraber bizler öğrencilerimize bir iş imkanı sunmak için böyle bir kapı açıyorsak, şu anda üniversite mezunlarının birçoğu şu anda işsiz vaziyette, iş bulamıyor. Hatta Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2002 verilerine göre yükseköğretim mezunlarının sadece %66.7'si istihdam edilebiliyor. 3 üniversite mezunundan biri istihdam edilemiyor. Türkiye'deki yani resmi rakamlar bu şekilde. Demek ki efendim bizim asıl hedefimiz bu insanlar iş bulsun diye biz bunları şey yapmıyoruz. Yani okutmuyoruz belli. Eğer olsaydı tamamına biz bunların iş bulmamız gerekiyordu. Peki maksadımız ne? Hani gençlerimiz daha iyi bir eğitim alsın, daha güzel bir noktaya gelsin ve hani daha bilgili, daha efendim üst perdeden olaylara bakarak efendim geleceğe daha güzel efendim bir şey mühür vursun tarzında bir şeyse, yani bilgilensin anlamındaysa o zaman biz niye üniversite sınavı yapıyoruz? Yani şimdi bu eğer işse iş bulamıyoruz. Eğer bilgilenme ise o zaman biz niye bu öğrencilere diyoruz kardeşim sen gelme sen gel. Şimdi halbuki öğrencilerin şunu deme hakkı var şu anda. Ne deme hakkı var? Anayasamızın efendim eğitimle alakalı maddelerine baktığınız zaman yani her bir vatandaşın öğrenme hakkı, eğitim hakkı var. Eğitim hakkı var. Şimdi bizler sınavla beraber durdurduğumuz zaman bir öğrenciyi aslında anayasayı ihlal etmiş oluyoruz. Aslında üniversite sınavı bir anayasa ihlalidir. Bunu da ifade etmemiz lazım. Yani sen bir öğrenciye, senin kapına gelen bir öğrenciye ben seni okutmayacağım diyemezsin. Ünal Hoca'ya bunu detaylı bir şekilde şey yapmak lazım. Tabii kesinlikle. Mutlaka. Şimdi bu manadan bakıldığında aslında doğru olan nedir? Doğru olan Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in sınavsız üniversite projesidir. Doğru olan budur. Bu anayasal hak budur. Olması gereken budur. Bunu ifade etmemiz lazım. Sen hiçbir üniversite nasıl ilkokul kapısına gelen bir öğrenciyi dışarı gönderemiyorsan, lise kapısına gelen bir öğrenciyi dışarı gönderemiyorsan, ortaokula geleni geri gönderemiyorsan, sen üniversiteye geleni de geri gönderemezsin. Onun okuma hakkı var. Dolayısıyla sen sınavı ancak belki yerini belirlemek için yapabilirsin. Ama seni okutamam diyemezsin sen. Bu yetkin yok. O yüzden devletin görevi veya devleti idare eden eğitimle alakalı yani siyasilerin görevi efendim bu noktada kapısına gelen her öğrenciyi üniversite okutmaktır. Geri çevirmek efendim anayasal olarak o insanın hakkını ihlal etmek demektir. Bunu net olarak ifade etmemiz lazım. Şimdi bu manada bakın doğru üniversite sayılarında artış var. 1984'te bizim 28 tane üniversitemiz varmış. Şu anda 2018 yılında daha doğrusu bu 205'e çıkmış. Bunların 129'u devlet, 75'i vakıf üniversitesi. Ülkemizde yarın bu konuda Yeni Mesaj Gazetesi manşetinde çok ciddi bir çalışma yapıldı. Yani bunu da detaylı bulabilirler o bilgileri. Ülkemizde 4 tane vakıf meslek yüksek okulu bulunuyor. Ve dolayısıyla toplam 209 tane bizim yüksek öğrenim okulumuz var. Şimdi yeterli mi? Geri çevirdiğimize göre yeterli değil. Yani bunların öncelikle tamamlanması lazım. Şimdi Prof. Dr. Haydar Baş Bey şunu söylerdi. Ya eğitim için derdi. İlla ki böyle şaşalı kampüslere gerek yok. Yani sizler efendim bir binayı üniversiteye çevirebilirsiniz. Ha öğretmen lazım. Ya burada senin şu anda sırf İngilizceden dolayı efendim yıllarca bekleyen doçentlerin var, doktorların var senin şu anda. Yani öğretim üyesi olabilecek, öğretim görevlisi olabilecek şu anda senin akademisyenlerin var şu anda. Niye olamıyor? İngilizce bilmediği için. Peki bu adam öğretim görevlisi olduğu zaman İngilizce kullanacak mı? Kullanmayacak. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Yani bir yabancı dili bilmediği için adama sen bir üst seviye çıkartmıyorsun. O adam yani şimdi mesela ben fizik okudum. Ben fizikteki bütün soruları kendi üniversitemde, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçi bizim akademik dilimiz de İngilizceydi. Evet. Ama İTÜ için düşünün. Ya da İstanbul Üniversitesi için düşünün. Girdiniz şimdi, bütün soruları yaptınız. Sonra sizi diyorlar ki dil sınavına gireceksiniz. Dil sınavına giriyorsun ama orada başarılı olamıyorsun. Neden? Çünkü yani Boğaziçi için söyleyeyim, 4 yıl önce çok ağır bir sınavdan geçmişiz, Proficiency sınavı. Ve o sınavı tekrar adam 4 yıl sonra seni tekrar sokuyor. Ya tamam da kardeşim ben 4 yıl fizik gördüm. Ben İngilizce görmedim ki. Ama ben fiziği İngilizce okudum. İngiliz değilsiniz ama, yani. Evet. Ama yani ben o sınava girerken benim ezberlediğim kelime sayısı 4000'di. Yani 4000 kelime ezberlemiştim ben. O kelimelerin ben 500 tanesini kullandım. Bana 500 tanesi fizik için yetti. Ama tekrar yeni bir profesyonel için yetmedi. Kullanmadığın dilde zaten unutuyorsun. Şimdi niye ben master yapacağım diye, doktora yapacağım diye yine kullanmayacağım bir şey bana niye soruyorsun? Bugün Türkiye'de böyle bir garabet var. Evet. O yüzden bu sistemin kaldırılması lazım. Yani İngilizce zorunluluğu akademik şeyde. Adam tamam Boğaziçi'nde adam akademisyenlik yapacak. Tamam girsin, TOEFL'a girsin, Proficiency'ye girsin, diğer İngiliz YDS'ye girsin. Girsin. Ama adam İstanbul Üniversitesi zaten Türkçe eğitim verecekse niye girsin? Yani bir anlamı yok. Onun fizik bilmesi önemli. Onun matematik bilmesi önemli. Onun mühendislik bilmesi önemli. Bu saçmalıklardan kurtulmamız lazım. Yani hoca sorunu da yok Türkiye'de. O kadar büyük beyinler var ki, o kadar böyle yani bu işe hakim olan. İşte bu tür garabet tablolardan dolayı efendim bir türlü akademisyen olamamışlar. Önleri kesilmiş. Aynen. Oktay Sinanoğlu'yu burada da rahmetli anıyoruz. O da Türkçe'nin bayraktarlığını yapmıştı bu konuda ve dünyanın da en genç profesörüydü. Evet, bunları savunduğu için üniversiteden kovuldu. İngilizce çok iyi bilmesine rağmen konuşmalarını hep Türkçe yapıyordu. Yani Amerika'da eğitim, yani iki üniversitede bakın, iki tane üniversitede profesörlük yapan bir adam Türkiye'de bu yabancı dil konusunu eleştirdi diye üniversitesinden kovuluyor. Evet. Böyle enteresan, yani isim vermeye gerek yok üniversiteye. Yani bu şekilde... Ona da bu manada sahip çıkan, ölümünden sonra da sahip çıkan Prof. Dr. Haydar Baş Bey olmuştu. Hiç unutulmaz bir geceydi o, programdı. Bir yanda Oktay Sinanoğlu, diğer yanda da Atilla İlhan. Atilla İlhan'la beraber çok ciddi, çok güzel. Yani biri hani sol diye biliniyor, biri sağ diye. Ama orada da o birliği göstermişti Türkiye'ye. Evet, sol sağ birlikteliğini orada da sağlamıştı. İki önemli ismi rahmetle, minnetle anılmıştı o programda. Çok olağanüstü bir program olmuştu. Evet. Yani o Oktay Sinanoğlu bildiğim kadarıyla yaşça hocamızdan büyüktü. Evet. Buna rağmen işte ona hocamıza selam söyleyin, ellerinden öpüyorum derdi. Benim limanım diyor. Hatta yani sordukları zaman yani hocam siz yaşınız daha büyük olsun. O benim sığınacak limanımdır. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman o limana sığınıyorum derdi Oktay Sinanoğlu. Rahmetli Atilla İlhan da öyle. Hı. Rahmetli Atilla İlhan da demişti ki beni Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in ekibi toprağa gömsün. Yani öyle olmuş. Ben onlara emanet ediyorum. Yani o naçiz vücudumu ben onlara emanet ediyorum diye efendim vasiyette bulunmuştu. Şimdi tekrar dönecek olursak, yani bugün bu tür sebeplerden dolayı biz yani üniversite sayımız yeterli değil. Üniversite sayılarımızı artırmamız lazım. Gelen her öğrenci okutmamız lazım. Anayasal hakkıdır. Peki gelelim iş konusuna. Tabii ki biz üniversite okuyan her gencimize de iş imkanı sunmamız lazım. Süs olsun diye diploma vermemek lazım. Yani bu da gerekiyor. Evet. Yani bunu da sunamıyoruz. Şu mevcut şartlarda bile bunu sunamıyoruz. TÜİK'in rakamları ortada. 1/3 işsiz kalıyor. Yüksek okul okumasına rağmen. Yani üniversite okumasına rağmen. Peki nasıl olacak? İşte Profesör Doktor Haydar Baş Bey milli ekonomi modelinde bunun da formülünü ortaya koyuyor. Yani Haydar Baş Bey sınavsız üniversite derken hem öğretim, eğitim, öğretim anlamında sosyal haklarını gençlere veriyor, eğitim hakkını veriyor. Hem de onlara istihdam kapısı açıyor. Yani iki yönlü de baktığınız zaman ikisinde de çözüm ortaya koyuyor. Açık bir yer yok yani şeyde. Nedir? Zaten hani gayri safi milli hasıla karşı paranın devreye konulması, artı sosyal devlet projeleriyle beraber vatandaşın cebine vatandaşlık maaşı, ev hanım maaşı, asgari ücretin 10 bin lira yapılması gibi projelerin devreye konulması, tüketimin canlanması, üretimin canlanması. Bütün bunlar devreye konulduğu zaman zaten tüketim canlandıkça üretim artar, üretim arttıkça istihdam artar, işsizlik biter. O yüzden Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modelinin hedeflediği ve ulaşacağı sınır tam istihdamdır. Hiç işsiz tam istihdamdır. Tabii sıfır işsizliktir. Bunu sağlayabilecek bir formülü önümüze koyuyor Prof. Dr. Haydar Baş Bey. Yani bir taraftan eğitim yuvalarını açıyor, bir taraftan da o eğitilenleri kabiliyetlerine göre çalışabilecekleri iş sahalarını açıyor. Bu çok önemli. Şimdi öyle olduğu zaman bakın size üniversite kapısı sınavsız olarak size açıldığı zaman siz artık aldığınız puana göre bir üniversite değil, kabiliyetinize göre bir üniversitede okuma şansı elde ediyorsunuz. Yani ya ben mecburen fizikçi oldum. Şimdi adamın matematiğe yatkınlığı var. Fiziği tutuyor, fiziğe gidiyor adam. Adamın tıbba yatkınlığı var, oluyor makine mühendisi. Makine mühendisi işte tıbba gidiyor. Diş hekimi, yani karma karışık bir yapı. Ne oldu belli değil. Şimdi, ehil eller olmuyor işte o zaman. O zaman ne oluyor? İnsanlar istemeye mesleklerini yapmaya başlıyor ve onu da başaramıyor zaten. Fırsatını yapamıyor. Bulduğunda da terk ediyor. Bakın şu mevcut tabloda, yani asıl sorun şu anda işsizlik. Bakın zamanımız az kaldı herhalde. Evet. OECD 2019 verilerine göre Türkiye'de yüksek öğretime katılım son 10 yılda 2 kat artmış. Üniversite mezunundan istihdam edilme oranı %6 azalmış. Yeni Mesaj'ın manşetinde bütün bu rakamlara detaylı olarak girilmiş. Yani üniversite artırmışız, 2 kat artırmışız ama %6 işsizlik istihdam azalmış. Dünya Bankası'nın rakamlarına göre Türkiye'nin %3.8 daralacağı ifade ediliyor. IMF de diyor ki %5 daralacak diyor. OECD'nin rakamına göre daha önceki tahminlerden 6.8 puanlık bir fark var. Yani 6.8 puan düşürmüş Türkiye'nin büyüme rakamlarını OECD. Şimdi uzmanlar diyorlar ki istihdam artışı için Türkiye'de büyüme oranının en az %5 olması lazım. Uzmanlar bunu söylüyorlar. Şimdi sen daralacaksın. Bırak sen istihdamın artmasını, şu an işsizlik tırmanacak. Ki geçtiğimiz Mart ayında işsizlik maaşlarına başvuru sayısı 2 kat artmıştı biliyorsunuz. Bu Nisan'da daha da fazla. Neden? Çünkü gittikçe işsizlik artmaya devam ediyor. Şimdi işsizliğin arttığı bir atmosferde de hani üniversite mezunundan iş bulma da zor bir olay. Bir de tabii hani kalifiye istihdam da ciddi manada daralmış oluyor. İnsana daha çok ara üretimde kullanacağı işçi arıyor ya da işçi arıyor. Ama hani mühendis arayacak, bilmem ne arayacak, daha üst düzeyde o zaman yeni iş kollarının açılması lazım. Daha teknolojik iş kollarının açılması lazım. Şu anda mevcut şartta da bu zaten mümkün değil. Ve bakın ilginç bir anekdot var efendim. TMMOB şehir planlacıları, yani mühendisler odaları birliğinin şehir plancıları odası eski genel başkanı Prof. Dr. Tarık Şengül. Şehir plancıları odası. Ne diyor biliyor musunuz? Mahallemde diyor yol kenarına taş döşeyen işçilerle konuşurken diyor en gencinin bir taşra üniversitesinden yeni mezun olmuş şehir planlamacı bir meslektaşım olduğunu öğrendim. Bu hazin bir tabloya işaret ediyor. Şehir planlamacısı olan kişi, yani oda başkanı, o da oradan mezun olmuş. Efendim gidiyor işçilerle konuşurken öğreniyor ki şehir planlamasından üniversiteden mezun olmuş bir taş döşeyen birisi. Buna tabii üzülüyor. Bunu ifade ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki tablo bu. Yani hem üniversite eğitiminin iyileştirilmesi lazım. Hem üniversite girişteki o sınav engelinin kaldırılması lazım. Hem de üniversite çıkışı her gencimiz işinin başına oturması lazım. Yani girişi sorun, içi sorun, çıkışı sorun, bir sorunlar yumağı şu anda. Evet, o yüzden diyoruz ki işte bu noktada da tek çözüm var. O da milli ekonomi modeli, sosyal devlet, milli devlet tezi. O yüzden artık milletimiz bu gerçeklerle buluşsun. Hani patenaj yapmayı bıraksın. Doğrularla, çözümle bir an önce buluşsun ki hem kendini kurtarsın hem de gençliğini kurtarsın. Neslimizi kurtaralım. Ülkemizi kurtaralım diyorum efendim. Gelecek gençlerin tabii her zaman söyleniyor. Ama bu gençler de gelecek bizsek ona göre davranın diyor bize. Ama bir tarafta buna cevap verecek olan tarafta elinde finans gücü olmadığı için, para olmadığı için, para modeli kapitalist model olduğu için o da diyor ki ben sana bunu veremem. Böyle bir şeyin içerisinde, bilinmez bir denklemin içerisinde kapitalist ülkeler boğuşmaya devam ediyor. Biz de onun en kötü, hani bu manada uygulayıcısı olarak kapitalizmi aynı şekilde devam ediyoruz. Halbuki hani hazinenin üzerindeyiz. Hep burada bu programlarda gelen konuklarımız, sizler sürekli bundan bahsediyorsunuz. Biz hazinenin üzerindeyiz. Kaynak olarak hazinenin üzerindeyiz Türkiye olarak. Ama bu kaynağı kullanmıyoruz. Onun yerine borçlanarak devam etmeye çalışıyoruz. O da gençlere işsizlik olarak dönüyor. Kesinlikle. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bu akşam da Kum Saati'nde yine önemli programlarla yayın akışımız devam edecek. Haber bültenimiz var az sonra. Faruk Karatay sizlerle birlikte olacak. Günün gelişen haberlerini anlatacak, aktaracak sizlere. Yine önemli programlarla akışımız Meltem TV'de sürecek. Meltem ekranlarından ayrılmayın diyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.